Merhaba, nasılsınız? Ben çok iyiyim. Bu sabah küpelerimi unutmadım. Çünkü neden biliyor musunuz? Geçen videolardan birinde ben küpesizim. Ama hangisi olduğunu vallahi bilemiyorum. Bir bakacağım, tamam mı? Şimdi, mercimek çorbasını kim döktü diyorsunuz? Hani Şener'le Kemal mercimek çorbası geldi ya. O hangi filmdi? Vallahi hatırlamıyorum. Bir film çekiminde ikisini başından aşağı böyle mercimek çorbası boca edilmiş. İşte biraz havluyla silmişler. Sonra biz yıkayamadık hatırlıyorsanız. Nerede dökülmüş dediniz? İşte film setinde dökülmüş. Bir de Kemal niye geç kalmış o gün dediniz. Hani Reha Yurdakul anlattı ya, adam vurdu filan falan hikayesi. Adam ölmemiş yazılı bir şeyim var, başlıklı bir bölüm var. Orada Kemal niye geç kalmış onu da size anlatacağım. O gün Kemal saat 8'i biraz geçe çiçek bardan çıkmış. Bir arkadaşını görmüş yolda. Çok dertli, çok canı sıkkın. Neyin var demiş. Ya bir vaktin varsa bir iki dakika oturalım seninle konuşmaya ihtiyacım var demiş adamcağız. Çok tanınmış biri. Ondan sonra tabii demiş Kemal. Neyse gitmişler bunlar şeye. O zaman Taksim Sanat Evi vardı. Sıra Selviler'de. Ahmet Sezerel işletirdi orayı. Çok güzel bir şeydi. Şimdi Bodrum Sanat Evi var. Aynı yine Ahmetciğim orayı devam ettiriyor. Gitmişler Taksim Sanat Evi'ne oturmuşlar. Şimdi Kemal diyor ki adam ağlamaklı öyle bir anlatıyor ki bir dakika ben bir karımı arayayım diyemedim diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani ben şimdi o sırada tam adam karısıyla olan problemlerini anlatıyor. Ve bu evlilik bitecek galiba diye anlatırken ben bir karımı arayayım diyememiş nezaketinden. Ondan sonra anlatmış o. Tabii gece geç vakit Kemal o adamı evine bırakmış. Tabii cep telefonu da yok. Eve geldi yarımda. Ben de zannediyorum ki kaçtı Kemal. Hatırlıyorsunuz o bölüm. Daha yeni geçen haftaki bölüm. Ona da bir açıklık getirdik. Sonra ne oldu biliyor musunuz? O arkadaşıyla bir davet vardı yine Taksim Sanat Evi'nde. Hep beraber yine biz bütün işte Kemal'in arkadaşları bir masada oturuyoruz. Açık büfe var. Ondan sonra gittik açık büfeden alıyoruz. Kemal hiç açık büfeyi falan sevmezdi. Ondan sonra sen bir bak benim ne yiyorsam sen bilirsin bana öyle güveniyordu. Ondan sonra ben iki tane tabak aldım. O hani geç kalmasına sebep olan arkadaşı da yanıma geldi. Ne yapıyorsun iki tabakla dedi. İşte birini Kemal'e hazırlıyorum birini bana kendime dedim. Ay dedi biz de böyleydik dedi bir zamanlar. Ne oldu size dedim. Biz ayrılıyoruz dedi. Nasıl yani dedim. Evet dedi biz ayrılıyoruz. Aa hiç aklımın alacağı bir şey değil. Ne yapalım dedim ki hayırlısı olsun hay Allah ben sana bir şeyler hazırlayayım falan dedim. Baktım gözleri doldu gitti. Neyse ben bizim tabakları hazırladım geldim oturduk. Kemal'le dedim ki Kemal dedim işte şunlar isim vermek istemiyorum şimdi. Ayrılıyorlarmış dedim. Yok öyle bir şey dedi Kemal bana. Nasıl yok ayol dedim. Kim söyledi sana dedi. Kendisi söyledi biraz evvel büfede dedim. Ha evet biraz tatsızlar dedi. O kadar. Böyle durumlarda ikinci bir soruyu sormama asla izin vermezdi. Zaten kendisi söyledi demesem, yani bilmem nereden duydum desem inkar edecek. Şunu kendi söyledi deyince yani tatsızlar biraz dedi o kadar. Yani nesi varmış niyeymiş filan demedi. Zaten o gecede bu yüzden geç kaldı ama isim vermeden bir arkadaşım dedi. Hangi arkadaşın neydi filan diye sorma cesareti bulamazdım. Çünkü biliyorum ki söylemez. Söylenmeyecek bir şeyi de tekrar tekrar sormaya lüzum yok. Değil mi? Böyle. Şimdi var mı başka sormak istediğiniz bir şey? Ben soruların hepsini okuyorum. Önümüzdeki günlerde sadece sorduklarınıza cevap vereceğim bir bölüm yapacağım. Tamam? Onları okuyacağım, not alacağım. Ne soruyorsunuz, ne öğrenmek istiyorsunuz? Hepsini bana yazın. Ben yine onları da toplayayım. Hepsine birden bakalım. Tamam? Şimdi biraz gazetelere bakalım. Sevmiyorsunuz ama ben çok seviyorum. Bu gazetelerin saklanmış olması bile çok değerli. İnanın bana ve güvenin bana. Bu 23 Aralık 1978 işte Kemal. Ne diyor? Benim TV'ye ihtiyacım yok. Niye acaba bunu demiş? Ha, yılbaşında ekrana çıkmayı reddetti. Sinemayı ihanet etmem dedi. Bunu açıklama bölümünde okursunuz. Ne demekmiş? Sonra ihtiyacımız oldu ama ne yapayım? Yani ne yapsın Kemal'cim benim? Evet, bir gazete daha buldum. 31 Aralık 1978.
Allah Allah. Nasılmış gazetenin kağıdı bile başka. Biliyor musunuz, ben şimdi internetten gazete okumayı hiç anlamıyorum. Ben böyle dokunmalıyım kağıda, o kağıdın kokusunu almalıyım. Böyle güzel her şeye bakmalıyım. Aa, ne gördüm? Kemal'le alakası yok ama olsun. O dönemin şeyi bu, gazetesi. Çok enteresan arkadaşlar, bakar mısınız? Şöyle çeviremiyorum da. Bak, Orhan Gencebay'ın filmi vizyona girmiş. Görüyor musunuz? Çilekeş filmi. Burada da bir gazino, böyle gazino programları vardı eskiden. Bunu bilmenizi istiyorum. Neşe Karaböcek, Yaşar Özel, Nuray Akın, Coşkun Sabah, Aynur Akarsu, Azra Balkan, Müjdat Gezen, Öztürk Serengil, Neslihan, Elif Pektaş, Gülistan Okan, Selçuk Ural, kadroya bak. Gazinolar birbiriyle yarışırdı o zamanlar, biliyor musunuz? Hangi az solisti alsak, hangi uvertürü alsak, türkücüyü yani kimi bir en çok geçeriz onları falan diye birbirleriyle yarışırlardı. Şimdi Kemal'im de onlarla yarışıyor. Bakar mısınız? Nasıl bir işte bakın. Kim dedi geçen gün Bahçeli Evler Ünverdi sineması çoktandır yok diye. O kadar üzüldüm ki. Önemli bir sinemaydı bu vizyona giren filmler için. 100 numaralı adamın ilanı. Can filmin yani şeyin ki Fatma Girik'le Kemal'in yaptığı. Oya Aydoğan. Oya benim çok sevdiğim, çok sevdiğim bir insandı. Hala da tabii ki çok seviyorum. Ama onu zamansız pisine kaybettik. Onun için de biraz üzüntülüyüm. Bakar mısınız, burada da gönül yazar Ali Poyrazoğlu, Sibel Egemen. Çok enteresan. Ya kimler var, kimler var? Tabii. Aha, buraya bakın. Stardust Gece Kulübü'nde Ateş Böcekleri, Adile Naşit, Gülistan Okan, Müjdat Gezen, Nil Burak, Pakize Suda, Perran Kutman, Selçuk Ural, Sevda Karaca, Tülay Karaca, Dedikodu Şov. Ha, bunların hepsi bir şovdaymış. Bakar mısınız? İnanılmaz bir şey yani. Valla. Ne güzel yıllar yaşamışız değil mi? Hepsini bir sahnede düşünsenize. Aa. Bunu göstermiştim daha önce. Artık buna bakmayız Ali'mle. Ali burada aynı narin. Daha evvel görmüştük onu. Kesilmiş halini görmüştük. Gazeteyi de saklamışız. Ay, çok güzel gazeteler bunlar. Bakayım burada ne varmış. Biliyor musunuz, eskiden bir de şeyler vardı. Fotoromanlar. Ünlü oyuncular gazetelerde fotoroman çekiyorlardı. Bayağı fotoroman. Ve günlük gazetelerde her gün bir bölüm oynuyordu buradan. Bunu niye saklamışız acaba? Aa, Kemal'im var. Evet, yılbaşı gecesi bir güleceğiz. Bir güleceğiz ki. Böyle bir program hatırlamıyorum ben. Kemal Sunal da var işte. Kim var diyor bakayım. Zeki Alasya, Metin Akpınar, Levent Kırca, Perran Kutman, Ali Poyrazoğlu, Gazanfer Özcan, Adile Naşit, Selim Naşit, Altan Erbulak, Aydemir Akbaş, Kemal Sunal. Ben hiç böyle bir program hatırlamıyorum. Evdeydik de yani seyretmemişim demek ki. Ne gün bu, biliyor musunuz? Ha, 78'den 79'a geçtiğimiz yılbaşı. Sinemada gerçekler değişti diyor. Bakar mısınız? Film başına en çok para alan Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, Kemal Sunal. Yanında da Ursula Andress var. Benim bayıldığım bir aktrist. Ne Türkan Şoray ne Cüneyt Arkın kanunları geçerli. Bunu da okuyun olur mu? Enteresanmış. Çirkinliği ile ünlü sanatçı Kemal Sunal. Neresi çirkin? Ya ben bu haberi okumayacağım. Açıklamalarda siz okursunuz. İşte çirkin diye. Çirkin olsa ben aşık olur muydum? Kim yazmış onu? Kim yazmış? Vallahi adı belli değil. Olsun, kızayım da ben. Kızdım. Ne buldum. Çocuklar eskiden gazetelerde böyle bakın böyle ilan verilirdi. Hangi sinemalarda oynuyor? Hem de siyah beyaz. Enteresan. Avana Kapti, Kemal Sunal, Ayşen Guruda. İşte hayat böyle bir şey. Konu sıkıntısı çeken Yeşilçam. Bu da 78, 21 Kasım. Yeşil sahalara el attı diyor. Kemal Sunal İnek Şaban adlı filmde ünlü bir kaleciyi canlandırıyor. Hatırlıyor musunuz o filmi? Birkaç tane var öyle. Futbolcu olduğu. İşte o futbolcu olunca da
Soruyorlar hangi takımı tutardı, ne yapardı. Hayatı boyunca Kemal söylemedi. Şimdi ben de söylemem. Çok merak ediyorsunuz. Vefa Spor'u çok tutardı. Kendi okulunun. Ay nasıl bir sayfa geldi karşıma. İmdat. Aa, çocuklar. Şurada biraz bakalım mı? Bakalım gelin. Bir gazinoda Sevim Tuna. Bir gazinoda Adnan Şenses. Alt kadroda Tanju Okan var. Ay, neler neler. İsmail Kılıç var Türkücü. Ona ne oldu acaba? Nihal Yeşil, Kamran. Neler neler. Bu Sevim Tuna var ya. Eğer bilmiyorsanız bilin. İnanılmaz güzel bir kadındı. Ben bir davette gördüm onu. Şöyle bir dekolte giymiş. Şurası porselen tabak gibiydi bu göğüs. Yani ne denir buna? Sinesi. Böyle baktım kaldım ben. Kemal'e dedim ki ben erkek olsam bunun kapısında yatarım dedim valla. İnanılmaz böyle bir güzel cilt, böyle bir güzel duruş, bakış. Ne biçim bir kadındı yani valla insan. Nasıl oluyor şaşırıyorum. Öyle bir estetik falan da yoktu tabii yani o zamanlar. Estetiğe de karşı değilim. İsteyen ne istiyorsa yapsın. Burada da bir gözünü... Çocuklar bunu göstereceğim ya ben. Yüksel Uzel vardı. Neşe Karaböcek. Bak bir gazinoda. Gönül Akkor, Gönül Yazar. Ahmet Özhan'la Gönül Yazar birlikte. Bu Erol Evgin'le. Neler Sihersiniz. Sezen Aksu. Kadroya bak. Zeki Alasya, Metin Akpınar. Ondan sonra Neşe Karaböcek'li programa bak. Selçuk Ural, Yaşar Özel, Fatma Girik, Müjdat Gezen. Burada kimler var? İnanılır gibi değil. Ateş Böcekleri, Hülya Süer, Türkücü vardı. Ahmet Özhan, Yeliz. Allah Allah. Bunların hepsine gittik biliyor musunuz? Gidiyorduk, biz çok seviyorduk. Ve biz şeyden başlıyorduk gitmeye. Fasıldan. İlk başta bir fasıl oluyordu. Yarım saat filan. O 8.30'da ama böyle hani kalantor insanlar gece 10'da 11'de filan geliyordu. Yani az solisti dinlemeye geliyoruz gibi. Halbuki biz müzik dinlemeye gidiyorduk. Bir de şöyle düşünüyorduk. Hani ön masalarda oturuyorsan hem fasıl o çalanlar da fasıl söyleyen şarkı söyleyen sanatkarlar da çok değerli sanatkarlar. Onlar da onu söylüyor. Bir dinleyen lazım değil mi? Yani gecenin o saatinde gitmek bana göre biraz tuhaf. Onun için biz erkenden gidip onları da dinlerdik. Uvertür sanatçıları da dinlerdik. Herkesi dinlerdik. Çok da hoşumuza giderdi. Bir de çiçek yollanırdı o zaman biliyor musunuz? Mutlaka çiçek gönderilirdi. Şimdi gönderilmiyor galiba. Bilmiyorum şimdi gazino yok zaten de çiçek yollardık sepet. Ve böyle bir liste çıkarırdı az solist. İşte şuna teşekkür ederim, buna teşekkür ederim, buna teşekkür ederim. Çiçek yollayanlara teşekkür ederdi. Göndermemek ayıptı yani. Öyle bir şeyler yaşıyorduk. Bu neymiş? Bunu seversiniz siz. Kibar Feyzo'nun işte Allah Allah Arzu film. Yine Bahçelievler, Bakırköy, Saranoya, Beyoğlu, Lale, Elma Dağı. Ama ne güzel, ne güzel, ne güzel günlermiş. Ah çevirince de bu çıktı. Orhan Gencebay, ikinci zafer haftası diyor. Müthiş. Çok güzel, çok güzel günler yaşadık gerçekten. Ne yapalım bu 78 yılını bitirelim diyorum. Muazzez Abacı sahneyi bıraktı. Böyle şey mi olur? Gördünüz mü? Böyle bir haber. Sonra kaç sene daha söyledi Muazzez Abacısız olur mu sahneler? Öyle bir ses çok çok güzeldi. Çok güzel sesi vardı arkadaşlar. Aa Fatma Girik. Bakın nasıl bir haber bu böyle. Tuhafıma gitti benim. Ben yaşamak için ölümü göze alıyorum ne demek? Fatma Girik, Kemal'le Memduh'un hayatıyla oynadığını iddia edenlere Fatma Girik'in cevabı. Gerçek dostlar diyor. Ne istiyor, ne olmuş ki? Dört ur alındı Fatma'nın rahminden o zaman. Evet hatırladım. Kemal de onu hiç yalnız bırakmadı. Kemal Fatma'yı çok severdi biliyorum. Fatma da Kemal'i çok severdi. Biz çok zaman geçirdik. Fatma Girik'le Ezo'nun doğumunu anlatırken Fatma Girik'le olan anılarımı da anlatacağım size. Ama daha var. 84 yılı çünkü. Böyle bir haber var. Değerlerini kendileri biçiyor diye. Film başına 150 bin lira alan Türkan Şoray. Sinemadaki fiyatı en hızlı artan Kemal Sunal yeni ücretini 250 binden 300 bine yükseltirken
Cüneyt Arkın 250 bin lira alıyor. Evet, iyi ki o paraları almış. İyi ki o paraları biz de tutmuşuz. Yani bugünlere gelmek çok zordu yoksa. Çünkü 82 tane film oynadı. Yani filmde oynadı Kemal. 82 film çok az tabii. Diğerlerinin 300, 250, 300 tane, 350 tane filmleri var. Diğer oyuncuların. Kemal'in çok az. Ama biz çok ekonomik yaşadığımız için idare etti hayatımızı bizim. Evet, burada da ben Köşeyi Dönen Adam. Köşeyi Dönen Adam filmi. Bunu biliyorsunuz. Son zamanlarda Yeşilçam'da en çok para kazanan, aman yarabbi, Köşeyi Dönen dediği, yani filmin adı da Köşeyi Dönen Adam. Kemal'e de diyorlar ki çok para kazanıyor da köşeyi döndü. Evet. Bu eşeğin karnındaki elmas Müjdat Gezen'in bir hikayesiydi. Onu film yaptılar. Bakın. Eşeğin midesinde kocaman bir elmas var diyor. Sinema Yazarları Derneği'nin ödülünden bahsediyor. Şoray ile Kemal Sunal en iyi oyuncu ödülü aldılar. Sinema Yazarları Derneği'nin ilkiydi bu galiba zannediyorsam. Ankara'ya gitmiştik ve çok mutlu olmuştu Kemal böyle bir ödül aldığı için. Çünkü bu hakikaten değerli bir ödüldü ve gerçek bir ödüldü. Ödül kraliçesi Türkan Şoray 45. ödülünü alıyor. Kemal de onun yanında herhalde ne diyor? Başarılı komedyen onun ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Saklambaç okurları tarafından seçilmiş. Güzel tabii. Ödül oyuncuyu ayakta tutuyor değil mi? Kadir İnanır. Film başına Cüneyt Arkın, Tarık Akan ve Kadir İnanır'dan daha çok para alan aktör 2 yıl içinde sinemada bir numaraya yükseldi. Çirkinliği ile kralları yendi. Niye çirkin diyorlar bunu anlamıyorum ki. Çok tatlı. Neresi çirkin? Zayıftı o zaman belki. O öyle görünebilir. Ama siz onu bir göreydiniz kendisini bizzat. O öyle film içinde öyle dişlerini falan gösteriyordu. Öyle zannediyorlar. Hiç de bile çirkin değil. Çok ayıp öyle konuşmak bir insana. Ya hiç de alınmıyordu ya. Ben olsam üzülürüm. Boyuna çirkin 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 ne demek yani. Bir insan bu da. Hem de çok tatlı bir insan. Baksanıza bu Kemal Sunal hızlı gidiyor. Kibar Feyzo iki çocukla başlık parası ödüyor diyor. Müjdeyle işte şeyleri. Kemal Sunal'la Müjde Ar, Kibar Feyzo adlı film Antakya ve İstanbul'da çevrilen sahnelerle son buldu diyor. Evet. Bunda da sinema sanatçıları fiyatlarına zam yaptı. 10 Ağustos 1978 Perşembe. Ağustos'ta çıkan haber. Çünkü o zaman Eylül'de yeni fiyatları açıklanıyordu. Sezon başı Eylül olarak saptanıyordu. Ama çoktan tabii anlaşmalar, sözleşmeler yapılmış. Bazı filmler çekilmiş oluyordu. Ne var biliyor musunuz? Artık yavaş yavaş Antalya Festivali'nde en başarılı oyuncu seçilen Tarık Akan 1972 yılı yapımlı bir ekrana geliyor. İşte bu tatlı dilim. Bak, filmleri izleyici rekorları kıran Kemal Sunal, tatlı dillimde figüran diyor. Evet, tabii o 72 yılında çekilmiş. Televizyon yavaş yavaş demek ki filmleri keşfetmeye başlamış. Telif hakkı vermeden yıllarca oynattılar bunları. Ne diyeyim ben size? Hayırlı olsun. Evet, bu haftalık bu kadar diyelim mi? Bayağı bir şey konuştuk değil mi? Çok güzel gazete haberleri var. İçlerinde bir dönemi hakikaten ışık tutan bir bölüm oldu bu. Ben beğendim. Haftaya buluşalım tamam mı?